Hak kesin doğru, doğru olan. Batıl ise yanlış olan. Yani iki seçenek var. Bir doğru var, bir yanlış var. İki arada, bir derede bir şey yok. Ya ya doğrudur ya yanlıştır. Tam da o ya. Ha bu işte. Tam da o. Hak kim olursa olsun, ister Kızılderili olsun, ister Afrika'daki bir yamyam olsun, ister dünyanın en modern düşüncesine sahip insan olsun, okuduğunda, duyduğunda kesinlikle karşısında teslim olacağı bir doğru. Kim olursa olsun, işte okuduğunda, duyduğunda karşısında kesin olarak teslimiyet göstereceği doğruya hak deniyor. Aynen. Yani zaten evrenin temelinde hak olduğu için hak üzere yaratıldı diyor. Yani evrene konulan denge, evrende var olan iyilik, güzellik, doğruluk, edemlilik, yani mükemmellik, her ne var ise bu hak kavramından neşet ediyor. Yani buraya uygun olan her şey hakka uygun olmuş oluyor. Peki, Allah hak üzere yarattı. Kendisine de hak aslında Allah'ın varlığının, bizatihi zatının, kendisinin temelinde de diyelim yani hak var. Zaten böyle olduğu için adalet var, iyilik var, güzellik var. Eğer Allah'ın kendi temelinde, varlığında, özünde hak olmasaydı da ortaya karışık bir şey olsaydı, yani batıl da olsaydı biraz veyahut da şirk de olsaydı herhangi bir şey, o zaman evrende bu güzellik, bu doğruluk inkişaf etmezdi. Veyahut da öldükten sonra ahirette iyilik ve güzelliğe karşılık cennetin %100 garanti olduğu olmazdı. Karışık bir şey olurdu. Yani batılla hakkın karışımı bir sentez ortaya çıkmış olurdu. Dolayısıyla Allah üzere yarattık demekle mutlak doğrunun kendisinden neşet ettiği. Yani yeryüzünde iyilik, güzellik, doğruluk adına ne varsa bunun tamamı Allah'ın hak üzere yaratışından inkişaf ediyor. Oraya aynen uygun olan hak, uygun olmayan da hak değil. Kesinlikle, aynen böyle yani. Adalet de... Yani bunun mesela Allah'ın dediği veya Kur'an'ın dediği bir ölçü, bir yasa, bir kanun diyelim. Bu bütün insanlık için, bütün duyan ve işiten herkes için kesinlikle doğru olan, doğru kabul edilecek şey demektir. Yani Kur'an'ın bir ölçüsü, bir kaidesi, kuralı hatırlatıldığında hiçbir insan hayır bu yanlış ve şöyle ispat edebilirim bunun yanlışlığını diyemeyeceği şey. Hak. İşte Kur'an, evet. Kur'an adaleti tarif ederken adalet Allah'ın hak olarak koyduğu bir değeri değerinin altında ve değerinin üzerinde bir yere taşımak adaletsiz oluyordu. Adalet tam hak olanın evet, hak olduğu yerde kullanılır. Bunun dışındakiler şirk oluyor. İşte o hak olan şeylere Kur'an belge diyor, delil diyor, burhan diyor, beyine diyor. Yani evet. Kur'an'ın söyledikleri belge, delil, burhan, beyine, Kur'an'ın dışındaki söylenenler de zan ve tahmin diyor Allah. Hep örnekleri evet böyle veriyor. Bir evet de ayette bu diyor ki, iman edenleri sağlamlaştırmak. Yani burada ben bu kitaba muhatabım. Elimden geldiğince her akşam bu kitabın başına oturup anlamaya çalışıyorum. Yani ben burada kendimi birebir muhatap oluyorum. Allah bana diyor ki ben seni sağlamlaştırmak istiyorum diyor. Yani inancında, doğruluğunda, iyiye giden yolculuğunda daha sağlam hale getirmek istiyorum diyor. O zaman bir kişi sağlam bir hayat yaşamak istiyorsa, daha iyi, daha güzel bir hayat yaşamak istiyorsa, mazbut bir hayat. Evet, bu Kur'an'la sürekli muhatap olmak durumunda. Aksi takdirde bu sağlamlaşma gevşemeye başlar. Yerini başka şeylere bırakır. Adım adım dünyevileşme başlar.
sağlamlaştırma ortadan kalkıyor. Bu ayetten benim anladığım. Devamında da Müslümanlara bir müjde ve hidayet olmak üzere. Yani bu sağlamlaşmanın sonucunda bana verilecek olan mükafatı Allah burada aynı zamanda da müjde veriyor. Müjde tabii güzel bir şey. Sadece haber vermiyor. Aynı zamanda müjde veriyor. Ve bir de hidayet olmak üzere. Biliyorsunuz hidayette yol gösterici. Şimdi yol göstericimiz demek ki o zaman Kur'an olacak ki bu Kur'an'ı okudukça biz sağlamlaşacağız. Sağlamlaştıktan sonra da bu bize verilen müjdeye ulaşmış olacağız. Peki ben Kur'an'ı hidayet olarak almaz da yanına kişilerin uydurduğu kitapları, önderleri, heykelleri, dünyevileşmeyi veyahut da beşerin kendi uydurduğu sistemleri bunun yanına eklersem, onların yanına, onun peşine düşersem o zaman Kur'an beni sağlamlaştırır mı? Hayır. O zaman benim hidayetim Kur'an'ın dışında başka bir şeyse, yani yol göstericim, ben o zaman başka bir yere giderim. O zaman Kur'an'ın müjdesi beni gelip arayıp bulmaz. Dolayısıyla Kur'an'ın bize verdiği müjdeye nail olmak istiyorsak, o zaman kendimizi Kur'an'la sağlamlaştırıp ve Kur'an'ın yanına başka yol gösterici, herhangi bir kompas, herhangi bir önder, herhangi bir lider koymamamız gerekiyor. Yani Kur'an'ı takip etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde bu ayetleri okumanın, bunlar üzerine konuşmanın hiçbir anlamı kalmaz. Şirk bulaştırmış oluruz ve bütün yapıp ettiklerimiz boşa gider. İşte burada şunu da vurgulamak, eklemek gerekiyor. Kur'an'ın söyledikleriyle tamamen uyum halinde olan bir de insanın toplum dilinde vicdan, Kur'an diliyle takva, psikoloji diliyle üst ben olan insanın iç sesi onu doğrulayan bir sestir. Ona uyum sağlayan bir sestir. İşte Kur'an'ın söyledikleriyle vicdanın yani takvanın söyledikleri iç sesi uyum halinde olursa buna mutmain olan nefis diyor Kur'an. Muttaki diyor bunlara. İşte böyle olmak gerekiyor. Yani Kur'an sadece ilahi bir mesaj değil, bir de Allah insanlara buna uygun halde gönderdiği, bir yarattığı bir evren var. Bu evrenin bir de yaratılış kanunları, hukuku var. İşte bu kanunlarla Allah'ın söylediklerinin uyum halinde olan din Allah'ın dinidir. Bunu hiç gözden ayırt etmemek gerekiyor. 103. Anlık olsun ki biz onların bunu kendisine ancak bir beşer öğretmektedir dediklerini biliyoruz. Saparak kendisine yöneldikleri kimsenin dili acemidir. Bu ise açıkça Arapça olan bir dildir. Şimdi bugün de aynen deistler öyle demiyor mu? Yani Allah'a inanıyorlar ama Allah'ın Rabliğine inanmıyorlar. Allah'ın Rabliği neydi? Allah'ın ilahlığını kabul etmek neydi? Allah'ın gönderdiği kitapları, peygamberleri, ahiret alemini, Cibril'i, melekleri Allah'tan başka ilah olmadığını kabul etmek Allah'ın Rabliğine inanmaktı. O zaman burada andolsun ki biz onlara bunu kendisi ancak bir beşer öğretmektedir dediklerini biliyoruz. Yani onlar bu peygamber uydurmasıdır, başka birilerinden bunu aktarmıştır diyorlar. Yani Nisa suresi 82. ayette eğer bu Kur'an Allah'tan değil de insanlar tarafından, beşer tarafından ortaya konulmuş, uydurulmuş bir kitap olsaydı içerisinde bir takım aykırılıklar bulunurdu ifadesi kullanıyordu. Demek ki bu Kur'an öyle beşerin öğrettiği bir kitap olacak şey değil. Bu gökleri ve yeri yaratan ve ilmi sonsuz olan Allah tarafından indirilmiş bir kitaptır. Saparak kendisine yöneldiklerinin dili acemidir. Bu ise açıkça Arapça olan bir dildir. Yani acemi dilde olanlar buna öğretmiştir. Oysa bunun ortaya koyduğu dil
Arapçadır diyor. Şimdi hani bir ayette de şöyle diyordu. Eğer ona Arapça dil değil de Acemice, Arapçanın dışında bir dille ona vahyetmiş olsaydı o inkar edenler derlerdi ki Arapça bilene Acemice bir dil ha derlerdi. Ona da itiraz ederlerdi. O peygamber Arapça biliyor, Arapça konuşuyor ve ona Arapça bir vahiy ile bunu aktardık. Başka türlü nasıl aktarılır? Eğer o peygamber İbranice bilseydi, İbranice, Türkçe bilseydi, Türkçe, başka bir dilden bir dile sahip olsaydı o dilde indirdi diyor Allah. Yani vahyi geliş kalbe ilka ve ilham ediyor. Yoksa Cebrail getirip gökten cinlerin, şeytanların çalıp da eksiltip fazla olarak getirdiği bir kitap değildir. O kalbe ilka ediyor ve onu deriler ve kağıtlar üzerine yazıyorlar. Bir taraftan da ezberliyorlar. Bu kanalla Kur'an bize geldi. Bu Kur'an'la biz doğru yolda olduğumuzu iddia ediyoruz. Olay bu değil mi? Şu Kur'an'ın hala o Allah tarafından indirildiğini kabul etmeyen, ben hatta böyle dediği halde ben Müslümanım diyen insanlar olduğunu görüyorum. Bu çok çok yanlış. Yani... Ya, peygamberimiz ticaret yaptığı sıralarda o Şam'a gittiğinde Rahip Bahira diye birisiyle görüşmüş güya. Ondan öğrenmiş bunları. Öyle yazmış. Şekilli hikayeler anlatılıyor. Onlar anlatsın Nursun. Onlar hikaye masal. Ben kesinlikle Kur'an'ın dışında Kur'an'ı açıklayan bir kimsenin olduğuna kabul etmiyorum asla. Kur'an kendisini kendisi açıklıyor. Onların dilleri farklı zaten. Kur'an da onu zaten belirtiyor. Aynen. Evet. 104. Allah'ın ayetlerine inanmayanları Allah hidayete ulaştırmaz. Ve onlar için acı bir azap vardır. Yani şimdi Allah dilediğimi saptırırım, dilediğimi hidayete getiririm diyor. Şimdi bazıları da diyor ki bunu Allah söyleyemez diyor. Söylemez Allah bunu diyor. Aslında burada yani bunun bütünlüğünü, bunun kastettiği manayı yakalayamadıklarından dolayı böyle küstahça laflar ediyor. Oysa sapmayı dileyeni ben saptırırım derken yani sapma malzemesini de ben veriyorum. Hidayete gelme malzemesini de veriyorum. Eğilimini ve o yola gidiş yönünü de ben veriyorum. Burada sapmak isteyeni ben saptırıyorum. Hidayete gelmek isteyeni de ben hidayete getiriyorum. Yani Allah'ın bunları vermeseydi bir insan sapabilir miydi? Mesela iblis ona geldi, günah işlemeyi, yasak ağacı yemeyi teklif etti şeytan. Peki yasak ağacı olmasaydı insan günah işleyebilir miydi? Kötülük yapabilir miydi? Bunlar var ki insan burada bir seçenekle karşı karşıya kalıyor. Eğer insan Adem ve eşi melek olsaydı o zaman kesinlikle onlarda sapma, iblisin onlar üzerinde bir tesiri olmazdı, zorlayıcı bir gücü de olmazdı. Ama işte iblisin tekliflerini ilke haline getirip geriye dönüşü mümkün olmayan moda giren insanlarla o iblisin, cinlerden olan o iblisin insana verdiği vesveselerle o yaratılıştaki Rabbim Allah'tır sözünden cayarak yanlış yollara gidiyorlar. Günah potansiyeli açılınca günah işlemeye gidiyor insanlar. Yani günah işleme potansiyeli açılmamış olsaydı, olmamış olsaydı insan da melek olurdu. Dolayısıyla değer vermeye bir değeri olmazdı insanın. Hani Furkan suresinin 77. ayetinde eğer sizin duanız olmamış olsaydı ben size değer verir miydim ifadesi kullanıyor. Yani burada değer verme olayı nedir? İki seçenekten burada doğru olan seçeneği tercih etmek ve bağışlanmayı dilemek. Kur'an sürekli bak Davud'a iki davacı geldi. Gerisini anlatmayayım. Sürekli anlattığım şeyler.
Orada Davut bağışlanmayı diledi diyor. Yani iki seçenekten biri sapma seçeneği, biri bağışlanma seçeneği. Davut bağışlanma seçeneği tercih etti. Aynen bir şehre girin dedi onlara. Şehre girin, secde der ki bağışlanmayı dileyerek, bizim işimiz bağışlanmadır, dileğimiz bağışlanmadır deyin diyor. Yani iki seçenekten bağışlanma yolunu tercih etmeyi insanlardan istiyor Allah. İşte insanın potansiyeli iki yöne eğilim olmasından dolayı insan dua yapmasını Allah önemsiyor. Yani iki yola gitme tercihini sunuyor Allah. Bunlardan yanlış olanları yapma, doğru olanları yap diye teklifte bulunuyor. Bu teklifi kabul eden insanlara bağışladım diyor Allah. 104. Allah'ın ayetlerine inanmayanları Allah hidayete ulaştırmaz. Onlar için acı bir azap vardır. Yani Allah'ın ayetlerine inanmayan insanları Allah hidayete ulaştırmıyor. Çünkü o hidayete ulaşmak, bağışlanmayı istemediğinden dolayı hidayete ulaştırmıyor. Ve onlar için acı bir azap vardır. Nedir onlar için acı azap? Cehennem azabı. Dünya hayatında bu kuralları doğru yaşayamadığı için de dünyada başına doğal ve yani sünnetullah yasalarına uygun olmayan davranışlarda bulunduğu zaman yasalardan gelen dünyada bir kısmı da insanlardan gelen azaplar var. Başka... Geliyor. Önceki ayette diyordu ki Allah dilediğini hidayet erdirir, dilediğini saptırır, hasta dileyenir. Sonraki ayette de Allah'ın kitabına iman edenler, insanı tabi olanları, bunlar hidayet ederek bir gözler de gelmez. Yani bunlar kendi muhalefeti ortaya koyuyor aslında. Aynen. Şimdi bir de burada bir şeye daha ben aklıma geliyor 104. ayet okuyunca. Allah'ın ayetlerine inanmayanlara Allah hidayete ulaştırmaz. Biliyorsunuz Allah inanan derken inandığını uygulayan, yani iman edip salih amel işleyendir inanan kişi. İman ettim dediği halde salih amel işlemeyen değil. Bir de bunun dışında bu ayetin kapsadığı bir şey daha var. O da şu. Hani hep diyorlar ya, Yahudiler ve Hristiyanlardan da cennete girecekler vardır diye. Şimdi burada diyor ki, Allah'ın ayetlerine inanmayanları Allah hidayete ulaştırmaz ve onlar için acı bir azap vardır. Peki, Hristiyan ve Yahudiler Allah'ın Kur'an'daki ayetlerine iman ediyorlar mı? Etmiyorlar. Peki, Allah'ın ayetlerine iman etmeyen bir kişiye Allah ne vaat ediyor? Acı bir azap vaat ediyor. O zaman biz Hristiyan ve Yahudiler de, Budistler de, işte bir filancı da cennete gidecek dersek, yani Kur'an'ın ayetlerini reddedenler, kabul etmeyenler, Allah'a karşı gelmiş durumda oluyoruz. Yani Allah ben onlara azap vaat ediyorum diyor. Biz kalkıp diyoruz ki yok, onlar da cennete girecekler. Dolayısıyla Allah'la taban tabana zıt bir görüş ortaya koymuş oluyoruz. Bu ayet bana bunu hatırlatıyor. Biliyorum, siz ne düşünüyorsunuz? Evet. Yani inanan, evet. İman ediyorsa salih amel gerekli. Zaten inkar edenler de yalan söylüyor ve zulmediyor. Onların karakteri de bu. İki insan tipi var. Müslüman, gayrimüslüman. Müslüman olanlara Kur'an muttaki, Allah'ın yolunu onayladığı, kabul ettiği insan tipi, Müslüman olmayanlara da cin diyor. Bunların hepsinin ortaya koyduğu inanışlarını ve yaşam biçimlerini ben kabul etmeyeceğim diyor. Onları değere tabi tutmayacağım diyor. 105. Yalanı yalnızca Allah'ın ayetlerine inanmayanlar uydurur. İşte yabancıların asıl kendileri onlardır. Burada niye anlatıyor? Yalanı yalnızca Allah'ın ayetlerine inanmayanlar uydurur.
Müslüman olanlar yalan söylemez diyor. İşte yalancıların asıl kendileri onlardır. Ama onlar hep peygambere yalancılıkla suçlamışlar peygamberleri. Oysa peygamberler Allah'tan doğru olan bilgiyi getirdik diye, bilgi gerçeğe getirdik diye onlara söylüyordu. Asıl yalancı olan onlardır diyor Allah da. Kim imanından sonra Allah'a karşı inkara sapıp da kalbi imanla tatmin bulmuş olduğu halde baskı altında zorlanan hariç inkara göğüs açarsa, işte onların üstünde Allah'tan bir gazap vardır ve büyük azap onlarındır. Hani ben şöyle diyordum. Bir insanın elini bağlayabilirler, ayaklarını bağlayabilirler, gözünü bağlayabilirler, kulaklarını tıkayabilirler ama kişinin kalbiyle Allah arasındaki olayı kimse engelleyemez, kapatamaz. İşte buradaki ifade de onu anlatıyor. Kim imanından sonra Allah'a karşı inkara sapıp da kalbi imanla tatmin bulmuş olduğu halde baskı altında zorlama hariç, ifade bu. Buradaki ayeti de 10. ayette açıklıyor. Yani orada şunu diyor. İnkara göğüs açarsa, yani inkara göğüs açarsa işte onların üstünde Allah'tan bir gazap vardır ve büyük azap onlardır. Burada inkara zorlama var. Burada kalbi inkara zorlanan insan kalbinden değil, sadece yüzeysel halinden inkar vardır. Yoksa kalbinden asla olamaz. Aşağıdaki ayette de, 10. ayette de onu anlatıyor. İstersen oraya gelince de onu anlatırız. Bir şey daha var burada. Hani biliyorsunuz bizim ehli sünnet dininde şöyle bir şey vardır. Kim şehadet getirdikten sonra, iman ettikten sonra inkar etmezse, o ne kadar günah işlerse işlesin, hep Müslümandır. Böyle diyorlar. Ama bu ayette ne diyor? Kim imanından sonra inkara sapıp da kalbi imanla tatmin bulmuş olduğu halde baskı altında zorlanan hariç inkara göğüs açarsa, demek ki insan iman ettikten sonra İnkara da sapabiliyor. Yolun dışına çıkabiliyor. Yani ben bir kere Müslüman oldum dedikten sonra dilediği kadar günah işleme alanı yok İslam dininde. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yaptığın anda, yani bu bir süreçtir zaten, İslam diniyle insanların ilişkileri kesilir. Yani saldım çayıra, Mevlam gayıra, üç dönüm bostan, yan gel yet Osman, böyle bir din, Kur'an böyle bir, İslam dini böyle bir din değil. İşte bu ayette de bu bunun belgelerinden birisidir. Aynen mesela Bakara suresindeki İsrailoğullarının durumunu anlatıyor. Musa aleyhisselam içlerinden ayrıldıktan sonra Samiri onları saptırdı diyor. Allah haber veriyor. Nasıl oluyor bu? O insanlar hepsi yok Allah yoktur biz inkar ediyoruz dedi. Hayır. Dünyevileştiler. Paraya taptılar. İnançlarına şirk bulaştırdılar. Ve kafir oldular, yoldan çıktılar. Onlar yoldan çıkar da Türk oğulları, Kürt oğulları, efendim bilmem ne oğulları yoldan çıkmaz mı? Onlar da çıkarlar. Çıkabilirler. Yani böyle ben bir kere iman ettim. Artık bundan böyle benim işim garanti. Ne kadar günahkar olursa olayım Müslüman olarak öleceğim. Cehennemde biraz yanacağım. Ondan sonra cennete gideceğim. Böyle bir algı yok. Hani bir ay- bu ayet bile bunun belgesidir. Buyur hocam. Bir ayette de şöyle diyordu. Siz iman ettik demekle hemencecik cennete gireceğinizi mi sandınız diyordu. Arkasından denenme var, sınanma var. Sizi mızraklarınızın yetişeceği avlarla deneyeceğiz diyordu. Yani her konuda bir doğruyu yapmak var, bir de yanlışı yapmak var. Siz dünyevileşirseniz yanlışı yaparsınız. Siz ahireti tercih ederseniz doğruyu yaparsınız. İşte yanlışı yaptığınız zaman dünyevileşme size zevk ve oyun, eğlence haline geliyor. Ama
O doğruyu seçtiğin zaman da risk taşıyorsunuz. Size büyük bir sorumluluk yükleniyor. İşte o öyle, hani Bakara suresi 286'da Allah'ım bizi geçmişlerin sınadığınız gibi bizi sınamayın. Bize öyle zorlu bir süreçten, imtihandan geçirmeyin ifadesi kullanırken de bunları anlatıyor. Yani sınanmadan, denenmeden cennet yok. Söylediğini güzel amele dönüştürmeden cennet yok. Öyle ben inandım demeyle cennete girmeyi Allah asla kabul etmiyor. 107. Bu onların dünya hayatını ahirete göre daha sevimli bulmalarından ve şüphesiz Allah'ın da inkar eden bir topluluğu hidayete erdirmemesi nedeniyledir. Yani dünyevileşen insanlar vahye karşı gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri de mühürleniyor. Bundan dolayı da hidayete erdirmemesinin nedenini de buna bağlıyor Allah. Yani sen inkara gidersen ve kesinlikle imanla ilgili bütün donanımlarını kaybedersen Allah seni hidayete erdirir mi? İşte dünya hayatında biz insanı yarattık, bilgiyi öğrettik, yolu gösterdik, dileyen şükretsin, dileyen nankör olsun derken bunu anlatıyor. Sapana saptırdık diyor. Efendim? Burada çok önemli bir kavram var. Bir önceki ayetin sonunda onların üstüne Allah'tan bir gazap vardır ve büyük azap onlarındır. Bunun sebebini anlatıyor. Niçin Allah onlara gazap ediyor? Niçin büyük azap onlara vaad olunuyor? Bu onların dünya hayatını ahirete göre daha sevimli bulmalarından, yani bir topluluk dünya hayatını ahirete göre daha sevimli bulmaya başladığı anda imanından sonra inkara sapması. Sebebini burada açıklıyor. Daha önceki ayette imanından sonra inkara sapan konu oydu. Nasıl sapıyormuş insanlar? Dünya hayatını ahirete göre daha sevimli bulmalarından. Peki, şimdi bunu konuşalım. Buyurun, bunun ölçüsü nedir? Dünya hayatını ahirete göre daha sevimli bulmak nasıl bir şeydir? Ali seviyor konuşmayı, Ali'den başlayalım. Sen dünya hayatını ahirete göre daha sevimli buluyor mu, bulmuyor mu? Veya bulmuyorsan bunun belgesi ne, delili ne? Ses geliyor mu? Geliyor. Tabii burada sorun esasında iman problemi. Yani biz ahirete gittik mi, gördük mü, görmedik. Fakat bize ahiretten haber veren kim? Allah. Bu anda ahiret ayetlerini incelediğimizde buna inandık diyor insanlar. Peki ahirette sen Allah'ın razı olduklarından olmak istiyorsan dünyada ne yapman lazım? Onun da ilkelerini vermiş. İşte onun ilkelerinde o emredilen tüm güzellikler, sıkıntıların bir kısmına da katlanacaksın. İşte demin siz malınızla, canınızla ve tüm sahip olduklarınızla, evlatlarınızla imtihan edilmeksizin öyle çarçabuk cennete güneverebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Demek ki ne kadar Allah'ı, ahireti Kur'an'dan öğrensek de İşte dünya hayatının bir cazibesi bazı yerlerde devreye giriyor ve insan ahirette işte sahip olmak istediği, kazanmak istediği şeylerin gereğini dünyada ya hiç yapamıyor, ya yer yer yapıyor ya da büyük ölçüde yapıyor ve imtihanı kazananlardan oluyor. İman, yani sorunun temelinde iman var. Biz bunu yapıyor muyuz? Tabii ki bunun mücadelesini veriyoruz. Ama sonuçta tabii ki ahiretimizi hükme valiyete koyan Allah'tır. İnşallah kazananlardan oluruz. Evet. İnşallah. Başka arkadaşlara da soralım. Pratikte mesela ekonomik konularda, mesela siyasette Müslümanlar ahireti önceleyerek mi ekonomilerini, aile hayatlarını, dünyalarını kuruyorlar? Yoksa dünyayı ahirete tercih ederek mi ekonomik hayatlarını düzenliyorlar? Sıkıştıklarında nereden vazgeçiyorlar?
İsmail'den başlayalım mesela oradan. Ali konuştu veya oradaki diğer arkadaşlardan konuşmak isteyen olursa buyurun. Abi benden başlama çünkü yani doğruyu söylemek gerekirse doğruyu söyleyeceğim. Doğruyu söylemeyeyim en iyisi. Benden başlama abi. Sen o zaman hakikatleri gizleyenler sınıfından mısın? Evet. Yalan mı söyleyeyim? Abi biz selamünaleyküm. Biz işimize geldiği zaman böyle basit olduğu zaman hakikatları uyguluyoruz. Ama işimize gelmediği zaman, zor olduğu zaman bir toplumun karşısında ilk önce vazgeçeceğimiz şeyler hakikatlerdir. Ve bunu da böyle yapıyoruz yani. Maalesef Müslümanlar bu konudan hala uzaklaşmadılar. Artık ya. Mesela ben bir Ali Can'a sorayım. Mesela Müslümanlar faiz Allah'ın haram ettiği bir şeydir. Mesela gerçekten iman ediyorlarsa, gerçekten ahireti dünyaya göre daha tercih ediyorlarsa Müslümanlar şunu diyebilirler mi? Diyebiliyorlar mı? Veya diyecekler mi? Arkadaş biz faizsiz bir dünya istiyoruz. Bundan dolayı biz 3 bin, 5 bin, 10 bin kaç Müslümansa bir araya geleceğiz. Kendi ekonomimizi kuracağız. Biz faiz almadan, faize bulaşmadan dinli kuracağız ve bu faizci sistemi de değiştireceğiz. Yapabilir mi böyle Müslüman? Sen böyle bir Müslüman gördün mü? Bir Müslüman bunu yapabilir tabii. Yani belki yapmalı aslında Müslümanlar. Bunu ancak bunu yapabilecek kalitedeki Müslümanların bir araya gelmediğini görüyorum ben. Yani Müslümanlar bu şekilde bir araya gelmiyorlar. Amaç bu olmuyor Müslümanlardan, Müslümanların bir araya gelmesindeki amaç. Çünkü bizdeki hissiyat şu, bize öğretilen şey, günah da işlesen, şirk koşmuyorsan, çok böyle acayip bir büyük günah işlemiyorsan, nasıl olsa cennete gideceksin, er veya geç. İşte yaşın 70 olduğunda bir hacca gidip gelirsen zaten kurtaracaksın, zaten yırtacaksın zaten kefeni. O yüzden çok dert değil gibi görüyor Müslümanlar muhtemelen bu tip günahlar işlemeyi. Bence hissiyat bu. Oysa bunu demiyor Allah. Müslümanlar da zaten amaçları bu değil. Müslümanların amacı bir dilenciyi görüp de işte ona 5 lira verip de kendi vicdanını rahatlatmak gibi Müslümanların İslam'la olan ilgisi, Kur'an'la olan ilgisi. Yani ben işte görevimi yaptım, yeterli bu kadar. Namazımı kıldım, işte bu tamam, okey, bu bana yeterli şeklinde bir ilişki var Müslümanlıkla Müslümanlar arasında. O yüzden ben çok olası görmüyorum. Ama tabii bunu yapmalı Müslüman. Müslümanlar bunu yapmalı. Amaç bu olmalı en azından. Amaç bir sistem kurup bu sistemi geleceğe taşımak olmalı. Hatta kendimiz bile değil yani. Gelecek nesiller, gelecek. Bunu düşünmedi Müslümanlar yani. Ama ben çok tam olası görmüyorum. Yani çünkü bizim konuştuğumuz Müslümanların amacı bu değil. Bize böyle öğretilmedi. Biz daha yeni bunu öğreniyoruz. Mesela ben bunu daha yeni öğreniyorum yani. Eyvallah. Peki Ayşen Hanım'a soralım. Ayşen Hanım, sen Müslümanların ekonomik olarak, özveri olarak, fedakarlık olarak dik duracağını veya dik durduğunu görüyor musun? Veya biz ne kadar dik duruyoruz? Yani konu dünyayı ahirete öncelemek. Evet hocam. Ne kadar dik durduğumuz ortada hocam. Zaten yönetim şeklimizle ilgili. Yani tamamen İslami Allah'ın kurallarına aykırı bir sistem yönetildiğimize göre tabii ki duramıyoruz. Neden duramıyoruz? Aynen arkadaşlara katılıyorum. İşte nefret, dünya, evileşiyoruz. Belki hakikaten iman etmiyoruz. İşte ahirette vereceğimiz hesaba ya da ne bileyim karşılaşacağımız cezaya çok fazla inanmıyoruz ki bu kadar değer veriyoruz. Ebedi olanı gidecek olana değişiyoruz maalesef. Eyvallah. Teşekkür ederim. Şimdi Nurşen Hanım, bak Müslümanlar şöyle bir şey yapıyor. 1500 senedir Allah Resulü'nün vefatından sonra sürekli bu Kur'an'ı okuyorlar. İşte kimi gözyaşı döküyor, efendim kimi ondan haz alıyor, efendim kimi ondaki kelimeleri zikir çekiyor, efendim kimi tefsir yazıyor, sadece Türkçe'ye çevrilmiş
150'nin üzerinde meal var. Bir kısmı işte bakıyor. Ya buradaki diyor bu ev kelimesi var ya. Ya bu ev değil ya. Bu evin kenarı diyor burada ya. Hah tamam diyor. Büyük bir şey bulduk, keşfettik diyor. Senelerce ondan uğraşıyor. İşte bu kelimenin 19. manası şuydu, bunu buraya getireyim koyayım diyor. Ama diğer taraftan Allah Müslümanlardan bir dünya kurmasını istiyor. Kendi emir ve yasaklarına göre. Hicret etmeyenlere diyor ki Allah'ın arzı geniş değil miydi? Niye hicret etmediniz diyor. İşte o hicret etmeyenler niye hicret etmediler? Ev, dam, çoluk, çocuk bunu bahane gösterdiler. Şimdi günümüzdeki Müslümanların da benzer durumları var. Yani iki Müslümana desen ki ya gel evimizi yan yana yapalım. Dört kişi daha buraya gelsin veya işimizi birlikte yapalım. Birbirimize yardımcı olalım. O ona güvenmiyor, o ona güvenmiyor. O ondan korkuyor, o ondan korkuyor. Ondan sonra sürekli boş laf üretiyorlar. Sürekli ya şu ayeti gördün mü bak. Filan hoca, Feşman hoca şu ayetle ilgili böyle bunu dedi. O şunu dedi, bu bunu dedi. Yani teorik olarak sürekli konuşuyorlar. Ama pratikte altta işleyen sistem gayri İslami bir sistem. Yaşanılan hayat gayri İslami bir hayat. Bu durumda ne yapmış oluyor Müslümanlar? Dünyayı ahirete önceliyorlar. İşte bu 104. ve 105. ayetin anlattıkları bu. Yani hiçbir konuda felakarlık yapmak istemiyorlar. Konforlarından vazgeçmek istemiyorlar. Her şeyimiz olsun. Bütün lükse sahip olalım. Ama birileri bizim için savaşsın, Filistin'i kurtarsın, ülkeye şeriat getirir, günlük günlük. Ama benim dolarlarım, villalarım, paralarım eksilmesin. Çocuğumun burnu kanamasın. Dolayısıyla bu insanlar dünyaya ahirete mi öncelemiş, ahireti dünyaya mı öncelemiş? Tabii ki Tevfik abi, dünyayı ahirete tercih etmişiz. Öncelikleriniz hep dünyadan yana olmuş. Dünyanın menfaatleri bizi daha çok cezbettiği için ahireti arka plana almışız. Maalesef bu şekilde. Yani bu durumda şu iki ayet bize söylüyor. Yani dünyayı ahirete öncelemişiz. Ahireti öteyi onlar için diyor acıklı bir azap vardır. O zaman bu azap önce bize gelecek. Allah belki bize diyecekti. Ötekiler zaten gırtlağına kadar gömülüp gitmişti. Ama siz bu ayetleri okudunuz. Bu mesajı anladınız. Anlamanıza rağmen kulağınızın üzerine yattınız. Paralarım, mallarım, evlatlarım önce keyfim dediniz. Dolayısıyla biz de bu azaptan kurtulma şansımız o zaman olmayacak. Ya bu ayetlerin dediğini gerçekleştireceğiz ya da kurtulma şansımız olmayacak. Kendi kendimizi kandırmayalım. Mehmet abi de söylesin, Mustafa abiyle ondan sonra devam edelim inşallah. Belki kısa bir şey diyebilir miyim Tevfik abi? Bu ayet beni bayağı korkuttu. Yani azap, bildiğimiz halde yapmamak daha da kötü. Aslında azap var sonunda. Ama şu da benim için ümit verici bir şey. Tevfik abi, Rıza hocam, Allah razı olsun. Ben derslere başladıktan sonra daha çok sorgulamaya başladım ve inanın hayatımda bir şeyleri ufak da olsa değiştirmeye çalışıyorum. Daha dikkatli davranmaya çalışıyorum. Yani bu ayeti okuyunca korktum ama en azından ufak da olsa bir ümidimiz olmalı diye düşünüyorum. Eyvallah, Allah razı olsun. Sen samimi bir insan olduğun için çıkış yolu arıyorsun. Hepimiz öyle yapmak zorundayız. Bu öz eleştirileri burada yapacağız ki kendi kendimizi kandırmaya devam etmeliyiz. Hani bundan öncesine kolay. Diyorduk ki işte ehli sünnet dininden bize yalan söylediler. Kandırdılar. Sağımızdan gelenler sağımızdan aldı götürdü. Solumuzdan gelenler solumuzdan. Demokrasi dediler, kandırdılar. Laiklik dediler, kandırdılar. Efendim işte Arapça bilmezsen Kur'an anlayamazsın dediler, kandırdılar. Ama şimdi artık daha bahane kalmadı, yok. Şimdi Allah'ın ayetlerini açık seçik anlıyoruz. Mesajları da algılıyoruz. Şimdi en zor adım şimdi geliyor. Yani ya maldan, candan, paradan fedakarlık edeceksin ya da dünyayı tercih edip sapıtanlardan
azabı tercih edenlerden olacaksın. Zaten Tevfik abi bu şekilde öğrenip de sorumluluk, daha çok sorumluluk altına gidiyoruz ve daha aslında bilinçli olmamız gerekiyor. Hayatımızda uygulamamız gerekiyor öğrendiklerimize. Ve bu gerçekten Eyvallah. Ve her akşam bunu bilmiyorum. İbrahim Aleyhisselam oğluna niçin diyor? Oğulcuğum diyor, senin rüyanda kurban ettiğimi görüyorum, bir bak bakalım ne dersin diye. Bir peygamber kendi oğluna böyle söylüyor. Yani bu yolda ölümü, kanı, gözyaşını göze alır mısın diyor. O diyemez miydi aynen bizim gibi, oğulcuğum bu millet adam olmuyor. Bunlar putperest, bunlar hain, ömür boyu bana çile çektirdiler. Gel ben sana şuradan iki sürü koyun alayım, bir de helal süt emmiş kız bulayım sana. Kıl peşini, bil işini, yan gel yat diyebilirdi İbrahim Aleyhisselam İsmail'e. Ama öyle demiyor. Ölümü göze alıyor. Öyle dediği için de Allah onu Kur'an'a koyuyor. Örnek gösteriyor bize. Şimdi biz bırak evladımızı, kendimizi de bunu yapmıyoruz. Torunlarımızı da bunu ne yapıyoruz? Tam tersine. Torunlara da yetecek. Evden geçtik. Yazlıklar, çiftlikler, hayat sigortaları, bunların da derdine düşüyoruz yani. Derdimiz bu olmuş. Durum böyle olunca biz aslında bu ayetlere göre gırtlağımıza kadar bu bataklığın içerisine batmışız. Kendi kendimizi kandırmayalım yani. Hani hacca gittik efendim, sakalımız var efendim. Yok biz Kur'an okuyoruz, biz Kur'an Müslümanıyız. Ötekilerin 300 hurafesi var ya, bizim yok mu hurafemiz, biz bu işten bitmişiz filan. Olabilir. Ötekilerin hurafesi sende olmamış olabilir. Ama senin pratikte ne yaptığın önemli. Pratikte fedakarlığı göze alıyor mu, almıyor mu? Almıyorsan hepsi boştur. Hani trompet dedikleri şey bu halk dilinde. Boşuna trompet çalıyoruz yani. Buyurun Mehmet abi. Mehmet abi müsait değil herhalde. Mustafa abi sen bir şey söylemek istiyor musun? Kısaca özet olarak söyleyeyim. Ben arkadaşların söylediklerini özetlemiş olayım ben. Ya bu sebep ve netice şundan kaynaklanıyor bence. Ya insanlar bu dünyada şu anda yaşıyoruz diyor. Bir elde bu kesin diyor. Öbür taraf hakkında kesin şeysi yok. Şüphesi var. Olabilir de olmayabilir de, ama ben şu eldekini bir halledeyim şeysinde, sevdasında. Ya da bu gelenekçilerin anlattığı şeylerden nasıl olsa bir şekilde yırtarız. Burayı bir şey edelim. Öbür tarafta da işte söylüyorlar ya şu hadisten, bu şeyden, onlara göre yırtıyoruz deyip kendini bu şekilde avutarak dünya gidiyor maalesef. Eyvallah. Eyüp hocam sen bir şey söyleyecek misin? Bir de Recep kaldı herhalde. Mesel olarak yapmak imkansız ya. Eğer Müslüman ülkeler, dediğimiz o ülkeler bir araya gelirlerse, bir güç oluştururlarsa bu gidişata belki dur diyebilirler. Ben şöyle 5 aydır bir finans sektörüyle biraz ilgileniyorum. Yani dünyadaki güç, finans güç maddesi başkalarının elinde, bizim evdeki oluşum gidişatı onlar yönlendiriyor. Biz evimizdeki gidişatı kendimiz yönlendirmeye başlamadığımız müddetçe hiçbir varlık gösteremeyiz, bir şey de yapamayız. Şimdi bu zamanda çözümünde inşallah çözüm yok yani. Yani ikna edecek bir çözüm de bilmiyorum. Hocam da bilemez, hiç kimse de şu anda yok yani. Recep kardeş. Buyur. Evet abi, okuduğumuz ayetleri önce kendimize okuyoruz tabii ki. Yani bu okuduğumuz ayetlere kimler giriyor, kimler bu ayetin kapsamına giriyordan ziyade ben bu ayetin ne kadar muhatabıyımı kendimize sormamız gerekiyor. Ben Kur'an ayetlerini okurken hep böyle okurum. Deminki kardeşlerimizin söylediği gibi gerçekten insanı korkutan, ürperten ayetlerden birisi de bu. Kabahatliyiz, suçluyuz yani. Kendimizi aklayacak durumumuz yok.
dünyayı daha da öncelediğimiz ortada. Doğrudur. Ahirete tam olarak iman etmemişiz. Ahirette bize vaat edilenlere tam iman etmiş değiliz. Gerçekten iman etmiş olsak, işte bize kadar intikal eden bu vahyin ilk muhataplarının bu ayetleri duyunca nasıl tavır takındıklarını az çok biliyoruz. Yani evini, çoluk çocuğunu, eşini, malını, mülkünü tamamen Mekke'de bırakıp da elçinin peşine düşüp giden insanları Allah övgüyle Kur'an'ına konu ediyor. Evet. Bu az buz fedakarlık gerektirmiyor. Yani çok fedakarlık istiyor. Biz de bu fedakarlığı gösteremiyoruz. Ortadayız yani. Durum bu. Eyvallah. Yani o zaman biz bunun üzerine gitmemiz gerekiyor. Bizi bundan engelleyen şeyler neyse bunu çözüme kavuşturmamız gerekiyor. Allah yarın bir gün önümüze koyacak. Neyi öncelediğimizi, neyi ertelediğimizi önümüze koyacak ayetlerde söylediği gibi. Evet. 108. Onlar Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Gafil olanlar onların ta kendileridir. Şüphesiz onlar ahirette ziyana uğrayanlardır. Şimdi Allah razı olsun, hep arkadaşlar konuyla ilgili güzel bilgiler verdiler. Bu onların dünya hayatını, yani onlar Allah'ın kalplerini, kulaklarını, gözlerini mühürledi. Sürekli bu inkar edenler neden bir türlü imana gelip kendini düzeltemiyor? Çünkü onlar kendi kendilerinin kalplerini, gözlerini, kulaklarını mühürlemişler. Duymaz, görmez, hissetmez hale gelmişler. Gafil olanlar onların ta kendileridir. Yani bu gerçek hayatı anlayamayıp dünyevileşen, dünyada bir türlü dünyadan başka hayat yok zanneden insanlar ancak bunu böyle yapıyor. Şüphesiz onlar ahirette ziyana uğrayanlardır. Bunun bedelini ama mutlaka ama gerçekleştirecek. İşte son nebi, resul, zaten bütün peygamberler aslında bütün insanların ona destek verip o ilahi mesajı güç ve kuvvet haline getirmek için beraber çalışmaları sonucunda yeşermiş ortalık. Müslüman olanlar orada bir ses getirmiş. İşte Kur'an-ı Kerim'de sadece bu ses getiren peygamberlerin kıssalarını anlatmış. Diğerlerinden bahsetmemiş Allah. Neden bahsetmemiş? Çünkü insanlara örnek olacak bir durum yok. Peygamberler peygamberliğini neyle gösteriyor? İnsanların destek vermesiyle ancak bunu yapabiliyor. Yoksa Allah onları tutup da Allah sana küsmedi, Allah sana darılmadı. Bir ateistin biri de diyordu ki, Müslüman olanlarla Allah birleşiyor, kafirlerle savaşıyor, yenik olarak geri dönüp geliyorlar diyordu. Böyle değil işte. Dünya hayatında Allah Müslüman olanlara da yardım etmiyor, kafir olanlara da özel bir engel tanımıyor. Kim gösterdiği performans, gayret ve çaba sonucu hangi konuyla ilgili duyarlılığı varsa o konuda başarı veriyor Allah. Asıl müdahaleyi Allah ahiret aleminde yapacak diyor. O zaman dünya hayatında Müslüman olanlar dünyevileşmiş ki ahiret hayatıyla ilgili duyarlılığı ortadan kalkmış ve dolayısıyla da rezil rüsva halde gelmişiz. Bugün Müslüman olanlar ilimde, teknolojide ve vahyi bilgilerde ön plana kendilerini çıkarıp şu yapılan yanlışlıkların farkına varıp onlara karşı dik duruşunu ortaya koyabilselerdi, kesinlikle yanlışlıklar ortada kol gezip dolaşamazdı. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor.
Yani bunlar ahirette eğer bu halimize devam edersek ahirette kayba uğrayacağız. Allah böyle emrediyor. Evet arkadaşlar saat 10:06 geçiyor. Biliyorsunuz hep birer saatlik yapıyoruz ders. Eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz başka şeyler varsa daha buyurun konuşalım. Konuşulmasını istediğiniz değilse burada noktalıyoruz. Yarın yine inşallah 110'dan devam edelim.